iyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Simon Darunyan ile röportaj. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Ombudsmanları Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin zulmü hakkında ortak rapor yayınladı. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Değerlendirme Misyonu Aralık ortasında Artsakh'a gelecek. Avrupa Birliği Türkiye'nin davranışının kötüleştiğini söyledi. Biden'ın yardımcısı ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme olasılığını düşünüyor. Van Gölü'nde suların çekilmesiyle beraber dünyanın en büyük mikrobiyalit ortaya çıktı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi Simon Darunyan, Artsakh Savaşı ile ilgili neler yaptıkları ve önümüzdeki günlerde parlamentonun atacağı adımlar ve planlar hakkında konuştu. Avrupa'da Ermenilerin yaptıkları gösterileri sonuçlarına değindi ve savaş sonrası dönemde çok sayıda Ermenilerin yaşadığı şehirlerinin genel durumundan bahsetti. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın insan hakları savunucuları, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin etnik işkence ve insanlık dışı muamelesi temel neden olarak Azerbaycan'da düzenlenen nefret söylemi ve etnik Ermenilere yönelik işkence başlıklı yeni bir ortak rapor yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan Armenpress'e aktarılan bilgiye göre rapor, Azerbaycan'ın terörist yöntemlerle yürüttüğü etnik temizlik ve soykırım politikasını doğruluyor. Rapor, bu savaş sırasında Azerbaycan'ın zulmü, işkencesi ve insanlık dışı muamelesinin yıllarca süren düşmanlık propagandasının ve organize Ermeni karşıtı politikanın bir sonucu olduğunu kanıtlıyor. Açıklamada şunlar deniliyor. Rapor ayrıca Ermenilere karşı olan nefretin Azerbaycan'da kapalı bir zincirde olduğunu da kanıtlıyor. Azerbaycanlı askerler Ermenilere yönelik işkencenin sadece cezasız kalmayacağının, yetkililer ve halk tarafından takdir edileceğinin çok iyi bilincindedir. Kültür, spor ve diğer tanınmış figürler tarafından teşvik ediliyor ve genellikle çocukları hedef alan kamuoyundan övgü alıyor. Artsakh ile ilgili Birleşmiş Milletler Değerlendirme Misyonu Aralık ayı ortasında bölgeye gidecek. RIA Novosti'nin bildirdiğine göre açıklama Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şu anda Birleşmiş Milletler Sistemi'nin özel bölümlerini ve programlarını içereceği bir değerlendirme misyonu hazırlamaktadır. Onu Aralık ayı ortasında oraya göndermeyi bekliyorlar, dedi. 27 üye Avrupa Birliği Devleti'nin Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin davranışlarının kötüleştiği sonucuna vardılar. TASS Ajansı'nın haberine göre bu, AB Diplomasi Başkanı Josep Borrell tarafından açıklandı. Borrell, bakanlar Türkiye'nin davranışında köklü bir değişiklik olmadığını, aksine bazı açılardan daha da kötüleştiğini söyledi. Evrim olumlu değildir, dedi. Devlet ve hükümet başkanları arasında 10 ile 11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek zirvede bunun tartışılacağını açıkladı. ABD'nin yeni seçilen Demokrat Başkanı Joseph Biden'in müstakbel yönetimi, İran'ın nükleer programına ilişkin ortak kapsamlı eylem planındaki katılımcıların geri dönüşünü, Tahran'la daha küresel meseleler üzerinde daha fazla müzakere temeli olarak tartışıyor. Armenpress'e göre bunu 7 Aralık'ta The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda, Biden tarafından ulusal güvenlik konusunda başkan yardımcısı olarak aday gösterilen Jake Sullivan belirtti. Sullivan bu soruya yanıt olarak bunun uygulanabilir ve mümkün olduğunu düşünüyorum, dedi. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya dönüşü ve Cumhuriyetçi Trump yönetimi tarafından Tahran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması daha geniş müzakereler için zemin hazırlayacak. Van'ın Gevaş kıyılarında suyun geri çekilmesiyle beraber dünyanın en büyük mikrobiyalitleri olma özelliğini taşıyan yapılar ortaya çıktı. Van Gölü'nde bulunan mikrobiyalitleri görüntülemek amacıyla daha önce sualtı dalış yapılması gerekiyordu. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü mercanları olarak da ifade ediliyor. Bu durum böyle oldukça aslında dünya kültürünün mükemmel bir eseri olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün derinliklerinde daha nelerin olabileceği tartışma konusu olmalıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahram Tadevosyan tarafından seslendirilen Seres Gahni Togmana adlı eseri sunuyoruz. Müzik
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.